LGS'ye son 49 gün çok değerli bir süre çalışacağız ve kazanacağız demiştik başlarken ve az bir sürede kalsa vazgeçmeyeceğiz ve inşallah hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda başarı bir yolculuktur. Bir varış noktası değil demiş. Gerçekten de bu doğru. Yani hatırlar mısınız ilkokula başladığınız ilk günlerde amacınız okuma yazmayı öğrenmekti. Öğrendiniz bitti mi? Hayır. Ardından ilkokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 şimdi LGS geldi. LGS'den sonra da başka sınavlar gelecek karşınıza. Üniversite sınavı gelecek. Hayatın içinde birçok sınav gelecek. Dolayısıyla başarının bir yolculuk olduğunu bilmeniz lazım. Ya ben bu sınavdan sonra mahvolacağım diye bir şey yok. Bu sınavdan sonra kurtuldum artık her şey bitti diye bir şey yok. Dolayısıyla biz çalışacağız, gayret göstereceğiz, LGS'den iyi bir sonuç alacağız, sonra başka bir sınav. Başka bir sınavdan iyi sonuç alacağız, sonra başka bir sınav. Ama yeter ki biz bu çalışkan olma, iyi insan olma, görevini yerine getirme, sorumluluk sahibi olma yolculuğunda biz görevimizi iyi yapacağız. Diğer türlü, diğer türlü ya yapamayan vazgeçiyorum aman üf dersek her seferinde bu yolculukta yani başarı yolculuğunda bir şekilde mutsuz oluruz. Ama vazgeçmezsek Eksiklerimiz de olsa yanlışlarımız da olsa sıkı sıkıya çalışmaya devam edersek emin olun bu yolculukta çok güzel bir sonuç bizleri bekler. Günün yorumuna baktığımızda 533 beyin almış nonem isimsiz bir arkadaş diyor ki... Yeni nesil matematik çözemiyorum ne yapmalıyım? Denemelerde netleri artırmak için ne yapmalıyız? 50 gün kala fernsizlik kazanılır mı? Şimdi ilk başta en kolay sorudan başlamak istiyorum... 50 gün kala Fen Lisesi kazanılır arkadaşlar. Size biliyorsunuz ki bir sınav verecekler. Yani LGS'ye girdiğinizde... ...sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda... ...bir sınav verecekler. Sizler... ...sayısalda açtığınız zaman kitapçığı... ...ne yapacağınızı iyi bilmeniz lazım. Yani sizlere... ...şöyle düşünün. Diyelim ki... ...bir askeri sınava, askeri okul sınavına... ...girecek olsanız, bir polis akademisi sınavına girecek olsanız... ...sizlere bir sınav sınavı yapıyorlar. Bir barfik sınavı, bir koşu sınavı yapıyorlar. Yani iyi sınav çekebiliyorsan, iyi koşabiliyorsan, iyi barfik çekebiliyorsan yani fiziksel kondisyonun iyiyse kazanabiliyorsun. İşte sizin de bu sınavlara girdiğinizde bir deneme kondisyonunuz olmalı. Bol bol deneme çözüp, bol bol LGS örneklerini çözüp, örnek soruları çözüp ve buradaki hangi sorudan başlayacağınızı, fenden başlayıp matematik geçmeniz gerektiğini, Türkçe'de takıldığınız soruyu atlamanız gerektiğini, Türkçe'de en fazla anlam bilgisi çıkacağını, bu tarz sorularda dikkatli olmanız gerektiğini, Defalarca tecrübe etmeniz gerekiyor. Defalarca prova etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her gün deneme çözerseniz 50 gün kala fen lisansını kazanabilirsiniz. Nasıl olur biliyor musunuz? Her gün deneme çözersin, denemelerde yaptığın yanlışlarla alakalı raporlama yaparsın ve nokta atışı çalışmalarla. Yani ben işte Türkçede şunu yanlış yapmıştım. Fende bunu yanlış yapmıştım diyerek bunların üzerine tek tek giderseniz emin olun 50 günde yani son 49 günde çok ciddi net artışı yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada şu çok önemli. Birincisi, birincisi Denemelerde arkadaşlar turlama taktiği uygulamanız lazım. Denemelerde yeter artırmak sorusuna geliyorum. Hatta şöyle diyelim turlamayı yazdık. Turlama. Şunu da şöyle kırmızı için alalım ki kaybolmasın şöyle. Şöyle dikdörtgen için alalım. Evet. Turlama önemli. Yani buna biz ne dediğimizi biliyorsunuz zaten. Artık bizi izleyenler biliyorlar. Antep fıstığı yöntemi. Yani antep fıstıklarının önce açıklarını yiyoruz. Sonra kapalıları yiyoruz. Çünkü eğer önce açık fıstıkları değil de kapalıları kırmaya çalışırsak dişimiz acır. Açıklara bile fırsat kalmaz. Ama açık fıskları löp 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 gömersek en sona kadar kapalılardan yiyebildiğimizi yeriz. Yani bu soruyu yaptık ya eğer bu soruya takılırsak bunu yuvarlak için alıyoruz. Böyle çok büyük yuvarlak için almak da yok. Küçük bir yuvarlak için alıyoruz ve ardından bakıyoruz. Turlama taktiği önemli. İkincisi kodlama önemli. Çünkü soru soru değil sayfa sayfa kodlamamız lazım. Üçüncüsü raporlama önemli. Neden? Çünkü yaptığımız yanlışları bilmemiz lazım. Biz mesela sizlere sunduğumuz denemelerde yine şöyle göstereceğim. Denemelerde denemenin başında hangi konudan hangi soru yanlış yaptığınızı gösteren detaylı analiz sunuyoruz. Yani ben işte FEN'de beşinci soruyu yanlış yaptım. Hayır FEN'de beşinci soru değil. Açıyorsun diyorsun ki Fendi beşinci soru neymiş? Sıvı basıncıymış. Sıvı basıncı sorusunu yanlış yaptım diyorsun. Ve ona göre çalışma yapıyorsun. Nokta atışı çalışmalar yapıyorsun. Ve şu da önemli arkadaşlar. Tabii ki de sen önemlisin. Yani ortamın önemli. Eğer motivasyonu birisi düşürürse beş net azalır. Sınava kadar yapamazsın, edemezsin, iyi mi, mi diyen tiplerden uzaklaşıyoruz. Eğer uykun yerinde olmazsa, uykunu iyi bir düzen oturtamadıysan iki üç net gider. Eğer sağlıklı beslenmiyorsan, iyi beslenmiyorsan yani yediğine içtiğine dikkat etmeyip böyle sürekli ambalajdan çıkmış çikolatalar yiyorsan arada bir moral vermek haricinde o da bir iki net etkiler. Bütün bunları halledersen sınav gününde böyle zımba gibi girersen emin ol senden daha çalışkan, senden daha iyi bir öğrenciden 5-10 net daha fazla yaparsın. Çünkü sınav anı denen bir şey var. Bir de her gün deneme çözüp bu dönemelerle alakalı yanlışların üzerinden geçersen en az 10 net, 20 net artırırsın tabii durumuna bağlı. Şu anda full yapıyorsan o nette artıramazsın ama eksilerdeysen işte ne bileyim daha sorudaysan 90 soruda 50 60'lardaysan bunu 70'lere çıkarabilirsin. Yeter ki 75'lere çıkarabilirsin. Yeter ki vazgeçme. Yeni nesil matematik sorularıyla alakalı da her zaman söylediğimiz gibi biz zorlanan öğrencilerimiz için tostları öneriyoruz arkadaşlar. Temel orta sınav tarzı sorulardan oluşan tostlarda ya ben bunu yapamıyorum diyor öğrenci. Tamam. O zaman şöyle yapacaksın. Önce temelden başlayacaksın. Bu kolay soruları çözeceksin. Sonra biraz daha zor ortaları çözeceksin. Sonra bunu iki dakikada değil. Size sayısalda biliyorsunuz iki dakika veriyorlar. Hemen gösterelim bakın. Sayısal bölüm. 40 soruyor, 80 dakika veriyor. Bunu iki dakika değil. İlk başta belki 10 dakikada çözeceksin. Sonra aynı yaptığı yanlış birkaç gün sonra bu sefer 5 dakikada. Sonra 3 dakikada. Sonra iki dakika indireceksin. Yani ...pat diye buna geçip de iki dakikada çözemeyeceğinizi bilmeniz lazım. Önce bu, sonra bu, sonra bu beş dakika, sonra dört, sonra üç, sonra iki. Dolayısıyla zaten sınava da fenden başlayıp... ...yani deneme sınavlarınızda ve gerçek sınavınızda da fenden başlayıp... ...fendeki güzel soru lokum gibi böyle açık antep fıstıklarını cebe attıktan sonra... ...matematiğe geçerseniz emin olun çok güzel netlerinizi artıracaksınız. Tostlarla alakalı ise çok güzel bir haberimiz var. Tost makinesi çıktı arkadaşlar. <laughs> Hiç gülmenize gerek yok. Tost seti yani. İçerisinde birden sekize kadar tüm tostlarımız var... Türkçe Matematik Feni en güncel biliyorsunuz Türkçe Matematik Fen ee, sınavda en belirleyici dersler katsayıları dört ve bu dört dersi mükemmel bir şekilde tamamlamanız için tost makinesi yani tost seti hazırladık bunun içerisinde bütün tostlarımızdan var kaşarlı peynirli domatesli yani şaka bir yana birinci adım ikinci adım üçüncü adım dördüncü adım bütün adımları buraya koydum her birinde her bir adımda sizler için Temel orta sınav tarz sorularla, temel orta sınav tarz sorularla hepsini güzel bir şekilde tekrar etmenizi sağladık. Türkçe, matematik, feni çok iyi yapmak isteyen öğrencilerimiz, full yapmak isteyen öğrencilerimiz için toz setini kesinlikle ve ısrarla öneriyoruz. Ee, günün okula baktığımızda Diyarbakır Yenişehir rekabet kurumu Cumhuriyet Fen lisesi gerçekten ismi de mükemmel, kendisi de mükemmel bir fen lisesi. Gördüğünüz gibi tıplar, diş hekimlikleri, mühendislikler, hukuklar havada uçuyor. Sizler de inşallah bu okullardan birine gireceksiniz ve bu okullardan daha ilerine de bu okullara benzer olanlara da girseniz zaten sizleri mükemmel bir gelecek bekliyor. Çünkü siz şu anda gayret gösteriyorsunuz. Şu anda birçok arkadaşınız yatıp uyurken, birçok arkadaşınız vazgeçmişken siz geri sayım izliyorsunuz, deneme çözüyorsunuz, sorular çözüyorsunuz, üzülüyorsunuz, nasıl yapacağım diyorsunuz. Demek ki siz kazanmayı hak ediyorsunuz. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız ama içeriye siz kendiniz gireceksiniz. Hadi bakalım çalışmaya devam.